Şimdi bu sahte fake düşüş de olabilir. E ben buradan şimdi alsam ve fake düşüş buradan bir %20 daha yapıştırırlarsa aşağıya ne olacak? Hemen arkasından piyasaya haber de gelirse. çoğalt e çoğu altcoin zaten yürüdü gitti. Nerelerden nereler. Allah'ım neler yapacağız biz yarabbim sen büyüksün. Olarak piyasanın içerisinde olmuş olduğumuz dönem bu dönem arkadaşlar. Bitcoin 15 bin dolar seviyelerindeyken girmiş olduğumuz stresi bir kenarıya bırakın. Şu an girmiş olduğumuz stres o anki girmiş olduğumuz stresten kat ve kat daha fazla. Neden? Artık dip seviyelerinde değiliz. Belli başlı bir yol kat edildi ve nereden baksanız iki katına kadar yakın bir rakamdan hatta iki katından biraz daha yakın bir rakamdan Bitcoin'de bir fiyatlanma geldi. Ama diğer tarafa da baktığımızda çoğu altcoin'de de 3-4 katından daha fazla fiyatlanmalar geldi. 15 bin dolar seviyelerindeyken, 20 bin dolar seviyelerindeyken, 30 bin dolar seviyelerindeyken almayan insanlar şu an artık yavaş yavaş Bitcoin ve kripto para çoğu altcoin tarafına sıcak bakmaya başladı. Alım içinde yavaş yavaş fırsatlar kolluyor. Şimdi ben de bu videomuzda sizlere bu konuyla alakalı yapmanız gereken ince detaylardan bahsedeceğim. Dikkat etmeniz gereken detayları da video içerisinde anlatmaya çalışacağım. Sizler de ne yapıyorsunuz? Mümkün oldukça videoyu atlatmadan izliyorsunuz ki atlattıktan sonra bir önce söylemiş olduğum şeyi kaçırırsanız ne oluyor? Bu sefer o olayı anlayamıyorsunuz. Tekrardan izlemek zorunda kalıyorsunuz. Hemen videomuza şöyle bir ışık hızıyla geçiyorum. Şu an Bitcoin'in fiyatına baktığımızda 41.268 dolar seviyelerinde değerli arkadaşlar. Bugün birazcık geri çekilme. tahta. dünle bugün arasında %3'lük, %4'lük bir geri çekilme yaşandı. Peki bu geri çekilmeyi neden yaşandı? Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek olan bazı veriler vardı. Bazı açıklanacak olaylar vardı. E, piyasada buna birazcık fiyatlayalım dedi. Bitcoin'in de şöyle şeyine baktığımızda hani e, nerelere kadar geldiğinde 44. Bin 713 dolar seviyelerine gelmiş. Bunu düze vurduğumuzda 45 bin dolar seviyeleri yapıyor. E, bu seviyelerden 41 bin 320 dolar seviyelerine böyle bir şekilde geri çekilmesi de e, insanların hani videonun başında söylediğim olayları getiriyor. Kafasındaki soru işaretlerini getiriyor. Alın mı almayalım mı? Alırsak ne olur almazsak ne olur? E, neler yaşanacak? Eğer bu döngünün içerisine girdiyseniz zaten hiçbir şekilde alım yapamazsınız. Ki bundan bir ay önce atmış olduğum Avax videosunda 9 dolar seviyelerinde rakamları konuşurken bugün 40 dolar seviyelerine rakamlardan konuşuyoruz. Bir ay sonrasında, iki ay sonrasında tabii ki de tam olarak bilinmez ama belki 70 dolar, belki 80 dolar seviyelerinden konuşacağız. O yüzden sizler mümkün oldukça ufak ufak mantıklı olan yatırımlara ne yapacaksınız? Ufak ufak yatırımlar yapacaksınız. Zaten bu konuyla alakalı bundan 2 video ve 3 video öncesine giderseniz ve bundan 2-3 video öncesindeki videolarda da zaten bu sepet olaylarını sizlere anlatmaya çalışıyorum. Nasıl yol izleneceğiz diye. E, ee, hani onlara da mümkün oldukça dikkatli izlemenizi sizlere söyleyebilirim. Ayrıca ek olarak gelen çok sorulardan bir tanesi de ya bu düşen kripto paralar daha önce görmüş oldukları tüm zamanları görür mü? Evet yani bu soruyla alakalı gerçekten mümkün oldukça sizlere birebirde de yardımcı olmaya çalışıyorum ama şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Çoğu kripto para daha önceki yapmış olduğu tüm zamanlarını görmeyecek arkadaşlar ve hiçbir zaman da o seviyeleri görmeyecek. Burada dikkat etmemiz gereken konu ilk 50'deki projelere bakmak. Yani ilk 50'nin içerisindeki projeler mümkün oldukça zaten tüm zamanlarını yapıyor. Tüm zamanlarından sonraki yeni tüm zamanları yeni zirvelerde deniyor. Buna Bitcoin, Ethereum, işte BNB, Ripple onun haricindeki projelere baktığınızda genel olarak tüm zamanlarından sonra yine 2-3 katı rakamları bizlere sunuyor ama bu da genel olarak nerede oluyor? Boğa sezonu yani hype'ın en yüksek yaşandığı dönemlerde oluyor. O yüzden burada mümkün oldukça seçeceğiniz kripto parayı ne yapacaksınız? Titizlikle seçeceksiniz. Hani bakarsınız işte bu proje daha öncesinde 10 dolar olmuş. Yani tüm zamanları 10 dolarmış. Fakat şu an günümüzde işte 0.001 dolar seviyelerine gerilemiş. Ama hangi borsada adı sana bilinmeyen içerisinde 2-3 bin dolarlık hacim olan borsa da listelenmiş. Burada ne yapacaksınız? Çok 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 dikkat edeceksiniz. Şu an için anlatabileceklerim bunlar. Yine kafanıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlardan veya özelden yazabilirsiniz. Ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.